Yani Candaş Bey, yani dün biz bu topraklarda yaşıyoruz. Dün Çanakkale'de, Sakarya'da, Kıbrıs'ın da birçok yerinde şehitler verdik. Bu topraklarda yaşamanın tabii ki bir bedeli var. Vatanı korumak, kollamak kolay bir mesele değil. Bugün sıra bize düştü. Dün başka bir isim altında geliyorlardı. Bugünkü işte PKK terörü diye bir arkasında bir sürü işte aynı o da mücadele eden devletlerin sadece önüne figüran olarak PKK'yı koymuşlar. Onlarla mücadele ediyoruz. Bu aziz millet her türlü badireyi atlattı. Bunu da çok kısa sürede atlatacağına ben canı gönülden inanıyorum. Bugün hakikaten sokağa çıkıyorum. Sokaktaki herkes Kızılcık Bahçesi'ne çevirmiş ülkeyi. Elinde al bayraklarıyla yürüyor. Şu anda programımıza gelen hem e-postalar hem kısa mesajlar, ben artık hani okuyabildiğim kadarını arada bakmaya çalışıyorum. Yani kontrol edilemeyecek bir şekilde size olan sevgilerini, bu vatana olan bağlılıklarını, bu 3-5 tane eli kanlı teröristin yapmaya çalıştığı, kurduğu oyunun ne kadar adice bir oyun olduğunu, evet, bütün Türk halkı şu anda size destek vereceği mesajlarla programa gönderiyor. Türk halkı bütün Mehmetçiğine, bütün şehit ailelerine zaten veriyor bunu. Yani ben belki olayı ben bugüne kadar kimseye anlatmadım. Belki çok az insan biliyordu. Yani bir an duygu seline kapıldım. O anları yaşamak istemiyordum. Yani şeye girmek istemiyordum. Ama o vazifeyi oradaki arkadaşlarımız bugün de aynı duygu ve aynı hissiyatta yaptıklarını bütün Türk milletinin bilmesini ben özellikle belirtiyorum. Siz de pusuya düştünüz ve Gazi Oğluş hikayeniz aslında öyle. Evet. Pusuya düşmüş bir timin komutanıydınız. Bugün de çok acı ama 12 şehidimizin, 12 evladımızın şehit ediliş hikayeleri yine bir pusu, bölüklerine bir baskın şeklinde bir saldırı. O nasıl bir ruh halidir? Şu anda birçok Mehmetçik bizi de dinliyor, evet, seyrediyor. Nasıl bir ruh hali o? Şu anda onlara söyleyeceğiniz önemli şeyler olduğunu da düşünüyorum. Sizi oraya, o güne çok götürmek istemiyorum ama birazcık paylaşır mısınız o anı? Yani tabii ki oradaki ben şunu belirtmek istiyorum. Yani terör en kahpe bir savaş şekli. Yani karşındaki, hani desen ki kardeşim düşman şurası burası desen, imha edersin, girersen duman edersin, çıkarsın. Bir ucundan girersin, bir ucundan çıkarsın. Önünde kimseyi bırakmazsın. Ama Türk ordusu teröristle yerli halkı, vatandaşı ayırt edebilmek için adeta samanlıkta in alıyorsun yani. Şimdi sen samanlıkta ineği bulabilir misin kardeşim? Yani vatandaş geliyor, bakıyorsun bu terörist mi, eşkıya mı? Nereden bileceksin? Anında yazmıyor ki. Adam akşam gündüz şehirde geziyor, akşam eline tüfeği almış. Senin yolunu biliyor, izini biliyor, günlerce takip ediyor. Orada sen kurulu bir düzensin, birliksin yani. Böyle şeylerle karşılaştınız mı? Yani sabah sokakta yani gördüğünüz adam akşam sizle çatışmada ne bileyim yaralı, ölü olarak ele geçiyor. Yani uzaydan gelmiyorlar ki yani. Bunlar sonucu itibariyle burada bir köy var. Yani bunlar dediğin gibi Irak'tan gelirken ve öbür taraftan gelirken işte küçük parça yiyeceklerini şunu bununla getiriyor. Sonuçta bu insanlar orada dururken yiyorlar, içiyorlar. Nerede barınıyorlar yani? Onlar o bölgedeki insanlar, yerel halktan sonuçta besleniyorlar, barınıyorlar. Akşam yerinde sana gelirken pusu kuruyorlar veya şey atıyorlar, silah atıyorlar. Oradaki Mehmet'imizi, kardeşimizi, yavrumuzu şehit ediyorlar en kahpe bir şekilde. Onun için burada çok büyük bir oyun oynanıyor. Biz burada figüranlarla değil de oyunu oynayanların oyununu bozmamız gerekiyor. Çünkü diğerleri figüran. Figüranla uğraşmak değil, arkadaki oyun oynayan büyük oyuncuların biz de oyununu bozmamız gerekiyor. Orada bugün, bak bugün Avrupa Birliği'ne giriyoruz. Birçok kanunlar yasada çıkıyor. Ya kokoreç için bile yasa çıkıyor. Kokoreci yemeyin, işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın diye, değil mi? Ben size böyle bir sürü bugün uzmanlar, büyüklerimiz falan konuşuyorlar. Ey ağızlarına, dillerine sağlık. Ben o kadar çok şey bilmem. Ama gördüğümüz, duyduğumuz
baktığımız bazı şeyler var. Ben onları özellikle İngiltere'nin Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında şunlar bunlar var. Peki İngiltere'nin terörle mücadele kanunu al uygula. Oranın terörle mücadele kanunu nasıl biliyor musun? İspanya'daki terörle mücadele kanunu al. Olmazsa İtalya'dakini al. Bak bakayım ne yapıyorlarmış İtalya'daki ve İngiltere'deki terörle mücadele kanununda bir tane terörist gidecek. Duman ederler, yok ediyorlar anında saniyesinde. E bizim şimdi oradaki arkadaşlarımızın aşkını şevkini kırarak şimdi şuradaki bekçi ateş açmış askerimize. Askerimiz vurmuş. 39 yılda yargılamaya kalkıyorlar. Ne yapacak yani kendini ateş açana? Korumasın mı kendini? E sen buradaki insanı yargılarsan, oradaki insanın aşkını şevkini kırarsan o insan vazifesini nasıl yapsın? İbrahim abi bir ara vereceğiz. Reklam arası ondan sonra devam edelim. Kısa bir ara bunu konuşalım. Son bölümüyle devam edecek. Bunu konuşalım devam ediyor. Gelen e-postalar çok duygusal. Bütün izleyicilerimiz o kadar güzel şeyler yazıyorlar ki. Çok özür diliyorum. Bunların hepsini okumamızın imkanı yok. Birkaç tanesine böyle bakarken dikkatimi çekenler var. Mehmet Nazlı göndermiş bize. Öncelikle selamlar. Biz üç arkadaş şu anda yayınınızı izliyoruz. Gerçekten çok duygulandırdınız bizi. Ben de Şubat'ta asker olacağım ve bu vatan için gerekirse ben de şehit olacağım. Ve hepimiz de şu an şehit olmak için hazırız. Bugün verdiğimiz ve daha önce vermiş olduğumuz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz diyorlar. Daha ilginç olanı tabii bu arada sizin 1994'te yaşadığınız, Cudi Dağı'nda yaşadığınız ve gazi olduğunuz bu olayda yanınızdaki bütün askerler şu an bize mesaj gönderdiler ve telefonla da arıyorlar. Yanınızda o anda bulunan askerler yayına bağlanmak istiyorlar ama ne böyle bir vaktimiz var ne de böyle bir plan yaptık. O nedenle özür diliyoruz ama arkadaşlara şimdiden söyleyeyim, telefonlarınızı lütfen bırakın. İbrahim Babur'e telefonlarınızı en azından iletelim. O günü, o anı birlikte yaşamış, kader birliği yapmış Mehmetçik arkadaşlarımız komutanlarına en azından bizim vesilemizle ulaşsın. Bu gururu da biz yaşamış olalım. Tamam. Arkadaşların sorularını alacağım izin verirseniz. Buyurun. Ondan önce sizin çok güzel bir şiiriniz var galiba. Onu bir dinleyelim mi? Şiire de şey yapalım ama ben öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Hani benim yaptığım abartılacak bir konu değil. Benim vazifem, ben sadece vazifemi yaptım. Ben herkesten vazifesini yapmasını istiyorum. Terörün bitmesi için terörün bitirmesi sadece askerin vazifesi değil. Bütün kamu görevlileri vazifesini yapsınlar. Bugün ben Sayın Hükümet'e, Sayın Başbakan'a, Sayın Milli Eğitim Bakanı'na soruyorum. Okullarına sahip mi şu anda? Okullarındaki öğretmenlerine sahip mi? O dağa giden teröristler uzaydan mı gidiyorlar? Lütfen oradaki okullara sahip çıksınlar. Oradaki evlatlarımıza sahip çıksınlar. Geçen yıl öldürülen terörist sayısı 750, katılan terörist 1500. Demek ki bir yerde arıza var yani. Demek ki birileri vazifesini yapmıyor. Ben asker olarak yapıyorum vazifemi. Vazifesini yapmayanlar utansın. Vazifesini doğru yapmayanlar utansın. Bugün asker 24 saat ayağından botunu çıkartmadan orada vazife yaparken tayin o bölgeye çıkıp da kaçanlar utansın. Gitmeyenler utansın. Arkadaşlar sizin de sorularınızı alalım. Sayın. Öncelikle Sayın Komutanım size şunu söylemek istiyorum. Her insanın hayatında gurur duyacağı en fazla birkaç şey olur. Hani üniversiteyi kazanırsınız gurur duyarsınız. Ne bileyim büyürsünüz çocuğunuz olur evlenir gurur duyarsınız. Siz bugün hayatta olmaması kuvvetle muhtemel birden fazla insanın hayatını kurtarmışsınız. Bayrağımızın üzerimize dalgalanan bayrağın rengini veren o al renge kendi kanınızdan katmışsınız. En önemlisi bu vatanın kurucusu Ulu Önder Atatürk'le aynı unvana sahipsiniz. O da gazi sizde. Sadece şunu öğrenmek istiyorum. Uğruna bir parçanızı feda ettiğiniz bu devletimiz, milletimiz size bu olaydan sonra ne kadar sahip çıktılar maddi manevi olarak? Valla devletimiz bize gayet iyi sahip çıktı diyeyim. Onlar artık ufak tefek şeyler olabilir ama devlet bizim devletimiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehitleri ve gazileriyiz. Biz her şeyin üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin şehidi ve gazisiyiz. Devlet bizim devletimiz. Ben kimseye küsemem. Eksiklik vardır, onunla giderilir. Bu millet tahtadan bacak yapmıştır,
Çanakkale Savaşı'ndan sonra kendi ihtiyacını gidermiştir. Biz soğan ekmek yemeye razıyız. Yeter ki devletimizin başı dik, gururlu bir vaziyette gitsin. Biz bugün kampanyalar yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor. Biz şehit aileler olarak galiba gerekirse maaş almamaya da razıyız. Hiç onlar bizim için şey değil, mesele değil. Onların hepsi gelip geçici şeyler. Onlar düzelir, yarın başkası gelir, öbürü gelir. Aman Allah aşkına, ya İbrahim şey Bey sanki aldığınız maaş da neymiş gibi. Yani burada söylenecek şey değil gerçi ama aldığınız paraya da para diyen yok. Arkadaşlar bir soru alacağım, ondan sonra programı İbrahim Assubay'ın bir şiiriyle kapatacağız. Komutanım merhaba. Merhaba. Öncelikle hani sizin gibi insanla tanıştığımız için yani ordumuzun mensuplarının aslında nasıl büyük birer kahraman olabileceğini gördüğümüz için yani çok teşekkür ediyoruz size. Sorum şu, 14 sene mi geçti? Ben yanlış telaffuz evet, etmek istemiyorum. 13,5 sene. 13,5 sene geçmiş. Hani derler ya şimdiki aklım olsa, hani birçok badire atlatmışsınızdır arada. Çünkü hani kaybettiğiniz şey gerçekten hani bir insanın yani yaşamını idame ettirmesinin gerek temel organlardan, elleriniz sonuçta. Aynı şeyi yapar mıydınız? Aynı şeyi yapardım kardeşim. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Benim, bakın, ellerimi kaybettiğim noktaya benim kardeşim de astsubay. Türk ordusunda şu anda görev yapıyor. Abimin ellerini kaybettiği noktaya ben aynen gönüllü olarak gitti. Aynı noktada görev yaptı. Ve yeni görev süresi bitti, geldi. Aynı yerde görevini tamamladı ve aynı noktadan yeni geldi. Onun için ben ailede bir tane oğlum var, Mehmet Akif. Onu da aynen asker yapıp göndermeye hazırız. Ben burada siz bana kahraman dediniz. Ben buradaki hepinizi kahraman olarak görüyorum. Bakıyorum buradaki bütün kardeşlerimin gözlerine, buradaki bacılarımın gözlerine hepsi buğulanmış, ağlıyor. Yani Türk milleti bu kardeşim. Bugün sokaklara bakıyorum, Kızılcık Meydanı'na çevirmişler ülkeyi. Bu millet el ele verdiği süre içerisinde bu kahpe döllerinin hiçbirisinin, bu arkadaki kahpe devletlerin hiçbirisinin bir şey yapmayacağını ben biliyorum. Yeter ki biz el ele verelim, gönül gönüle verelim. Hiçbir sorunun üstesinden, hiçbir meselenin üstesinden gelmeme diye bir şey yok. Biz birliğimizi, beraberliğimizi, ay yıldızlı bayrağımıza, aç teşekkle bağlılığımızı sürdürelim ve hamaset de atmayalım, çok çalışalım. Çok güzel bir mesaj var. Nice kollar koptu, nice bacaklar, nice evler söndü ama bu ulusun içindeki ateş, vatan sevgisi hiç sönmedi diyor bir izleyicimiz. Evet. Sizinle bitireceğiz. Sizin bir şiirinizle bitireceğiz programı. Ondan önce bugün tabii bir de referandum diye bir şey vardı. Bilmiyorum izleyicilerimizin ne kadar umurunda ama gazetecilik olduğu için serde bilgiyi vermek durumundayım. Cumhurbaşkanını halkın seçmesini halka sordular ve %69 evet, %31 hayır cevabı çıktı. Halkın %68'i katıldı seçime. Eğer ilgileniyorsanız. Buyurun. Ben Fazıl Ahmet Bahadır şairimizin bir şiiri vardı. Hakikaten bugün belki birçok annenin, birçok babanın yetiştirip gönderdiği Mehmet ile alakalı bir şiirdi. İçimden geldi. Müsaade ederseniz onu okumak istiyorum. Belki karga sesimle ne kadar şiir okuyabilirim bilemiyorum ama. Vallahi siz ne söyleseniz çok güzel geliyor bana. Hoş karşılayacağınıza ben inanıyorum canı gönülden. Mehmet'in hikayesi. Samimiydiler dileklerinde. Adak ağacına mendil astılar. Umut eksilmedi yüreklerinde. Yatırlara gizliden mum yaktılar. Ha oldu, olacak, olmuyor derken 7 sene beklediler yolunu. Bir seher vaktinde güneş doğarken Tanrı mahzun bırakmadı kulunu. Gönülden yükselen sel dudaklara dualar dualar hamdü senalar. Ak saçlı nineler ak kundaklara ya şehit ya gazi diye sardılar. Uçtu sevincinden müjdeyi duyup baba oğlum oldu dedi gülümseyerek. Kendi babasının adını koyup dede soyum dedi böbürlenerek. Gülmeyen gül yüzü güldü ananın. Fakir fukarayı sevindirdiler. Evi doldururken sesi ezanın kulağına adın Mehmet dediler. Kucaktan kucağa, bağırdan bağıra, yere bastırmaya kıyamadılar. Tallada, çayırda, bahçede, bağda
Mehmet'i sevmeye doyamadılar. Mehmet'in gelince askerlik çağı, görmez oldu gözü bahçeyi bağı, ödesin diyerek vatana borcu, davul zurna ile ettiler yolcu. Adaklar adayıp, koştan koyundan, haber beklediler sınır boyundan. Bir mavi bereli fotoğraf geldi. Elinde silahı sanki heykeldi. Arkasında dörtlük malum askerce, okuyu bağladı ana günlerce. Okşarken gönlünü tezkere düşü, güneş batıyorken görev dönüşü, kahpe analılar pusuya yatıp, arkadan kalletçe mermiler atıp, ocağın umudu, soyun devamı, Mehmet'i vurdular, Hakk'a reva mı? Akşam sofrasında duydu haberi, yüreği, ciğeri yandı her yeri, kanlı yaşlarına içine döküp, baba, oğlum dedi boynunu büküp. Ne saçını yoldu, ne de ağladı. Akları çıkardı, kara bağladı. Ana şehadeti şeref bilerek, taş bastı bağrına yavrum diyerek. Konu komşu akın akın geldiler. Allah verdi, Allah aldı dediler. Başınız sağ olsun diyen herkese, selam dur, anadan yükselen sese. Benim içim yandı, sizin yanmasın. Şehitlerin kanı yerde kalmasın. Mehmet'im, koynuma armağan olsun. Yeter ki bu aziz vatan sağ olsun, diyor şair. Program bitti. Ama ben de bitirecek pek hal yok. Sizin son sözlerinizle şu anda o kadar çok mesaj var ki önümde. Kışlalardan gelen inanılmaz şeyler var. Yani az subaylar göndermiş, Mehmetçikler göndermiş, Bingöl'den, Diyarbakır'dan, Kerkük'ten gönderenler var. Ben son sözü galiba en doğru işi size bırakarak yaparım. Ben güzel bir şey özellikle, buyurun. Pardon, yani o bölgedeki görev yapan, her yerdeki görev yapan herkese şunu istirham ediyorum. Herkes bugün elini başının arasına alsın bir dakika. Desin ki ben bu ülke için ne yapabilirim? Benim vazifem ne? Bana düşen ne? Herkesin üzerine düşen vazifeleri vardır. Herkes bir dakika ne olur düşünse. Ve ikincisi, oradaki yiğitlerime, kahramanlarımıza, Mehmetlerimize, onlar çok gururlu, çok vakurlu. Çünkü onlar vazifelerini o kadar hassas yapıyorlar ki, Güneydoğu'ya kimse gitmezken bugün oradaki köylümün her gün sağlık muayenesini, sağlık tedavisini askerimiz yapıyor. Hepsine nöbetlerinde saygılar, sevgiler derken kolaylıklar diliyorum. Hepsini alnından öpüyorum ben. Çok teşekkür ediyoruz. Bunu teşekkür konuşalım. Ediyorum. Sona erdi. Önümüzdeki pazar görüşene kadar herkese iyi akşamlar diliyoruz.